Selamlar herkese. Bugün Muş'a geldik. Şu an Muş'taki tarihi Murat Köprüsü'ndeyiz. Arkamızda görünüyor zaten. Birazdan burada kahvaltı masamızı kuracağız. Kahvaltımızı yapacağız çünkü hala bir şey yemedik ve saat 12 olmuş. Evet. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra biraz Muş merkezi gezeceğiz. Muş'ta bakalım gezilecek yerler nereler? Oraları keşfedeceğiz. Burada biraz vakit geçirdikten sonra merkeze doğru yol alacağız. Şimdi kahvaltı için hazırlıkları yapalım. Zaten her şeyimiz hazır ama evet, masamızı, sandalyelerimizi falan kuralım. Kahvaltımızı yapalım bakalım. Evet. Görüşürüz. Kardelen'cim. Efendim Erhan'cım. Ne yapıyoruz? Murat Nehri kıyısında kahvaltı yapıyoruz. Ay, beğendin mi kahvaltımızı? Kahvaltımız çok güzel. Evet, artık Murat Nehri kenarında avokado yemedim de demezsin. Neler yapacağız bugün? Bugün neler yapacağız? Bugün önce burada bir keyif kahvaltı yapacağız. Pazar. Evet. Kahvaltımız bitince Muş şehir merkezine geçeceğiz. Orada da çünkü güzel gezilecek yerler varmış. Oraları doğru gezeceğiz. Çayımı da alayım, teşekkür ederim. Sonra da akşam tabii 9 yasağı var biliyorsunuz. O yasakta olmadan da evimize doğru yola çıkacağız. Şimdilik planımız böyle. Bakalım yollar bize ne gösterecek. Yavaş yavaş köprünün üzerinde biraz yürüyeceğiz. Size şimdi orayı da gösteririz. Korkunç görünüyor aşağısı. Şimdi burası Selçuklu döneminde yapılmış bir köprü. Üzerindeki kitabesi 1871 yılında yılını gösteriyor. Ama o kitabenin onarım sırasında koyulduğu düşünülüyor. O yüzden tam olarak tarihi bilinmiyor aslında yapılış tarihi köprünün. Ama Selçuklu eseri denilebilir. 12 tane gözü var. Hala sapasağlam kullanılıyor. Üzerinde olduğumuz nehir Murat Nehri. Böyle güzel bir nehir kenarında böyle bir köprü. Mesela Diyarbakır'da var, Edirne'de var, Avrupa'da birçok yerde var. Ve çevresi çok daha güzel kullanılmış. Tamam, burası da fena değil. Hani bayağı bir kafeler falan yapılmaya başlamış ama yani burası şu an bu Avrupa'da olsaydı tabii çok daha değerlenmişti büyük ihtimalle. Yollar ne için olmuş? Hani, görülmeye değer bir yer mi sence? Gelmeye, görülmeye. Tabii ki öyle. Kesinlikle. Arkadaşlar, dünya üzerinde şöyle yüzlerce kilometre gidip sadece bir tane taş kalıntısı göreceksiniz deseler bizim için görülmeye değerdir. Şu şekilde değerlendirmişler ancak. İşte restoran, kafe. Böyle ne bunların adı? Kamelya. Kamelya gibi yapılar yapmışlar. Şimdi biz buradan Muş şehir merkezine geçeceğiz. Muş'ta biz araştırdık gelmeden. Çok fazla gezilecek yer yok. Bulamadık.
bulabildiklerimizi şöyle bir gezeceğiz. Sizlere göstereceğiz. Ya bir de kahve içmemiz lazım. Ben çok kahve. Evet, kahve bir yerde bir de kahve içeceğiz. Önce kahve içelim. Tamam, bir kahve içelim. Sonra merkezde gezelim. Keşke şey olsa böyle. Hep diyorlar ya. Şöyle yapsak hemen kahvecide olsa. Hadi deneyelim o zaman. Deneyelim mi? O zaman birazdan kahve içerken görüşürüz. Seyir tepesine geldik. Muş merkez. Ayaklarımızın altında şu an. Titriyor herkes. Muş merkez. Titriyor herkes. Çünkü çok soğuk değil aslında. Şaka. Öyle bir şey vardı. Bilmem bir şey merkez titriyor. Merkez. Pekala. Öyle olsun. Adana merkez titriyor herkes miydi? Tamam. Sakin olsun herkes. Şimdi... Görüyorsunuz yani, anlatmaya gerek yok. Burası Muş Ovası oluyor. Yani şurası Muş, arka tarafı da kocaman Muş Ovası. O bereketli topraklar, sulak araziler. Aslında şöyle güneş gözüyle bakılınca su birikintileri görülebiliyor. Hani su mu onlar, kar mı ya? Neresi? Yani şöyle parça parça böyle su sanki onlar. Olabilir. Anlayamadım. Burası şu an kapalı mı acaba? Bilmem, öyle görünüyor. Bir şöyle etrafından dolaşalım, neler var bir bakalım. Buradan sonra kaleye geçeceğiz. Merkeze ne kadar uzaklıktaydı burası? Bir 5 dakika sürmedi. 2 kilometre falan ama yollar biraz şeydi. Evet. Kötüydü. Kötüydü yollar. Ama karkış olduğu için de belki yollar öyle evet. Olabilir. Burada işletme var. Yukarı tarafta bizim bulunduğumuz yerde. Eminim manzaraları çok güzeldir ama şu an kapalı gibi görünüyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Çalalım mı birer tane? Birer tane çay alabilir miyiz? Birer tek. Normalde demlik yiyor ama birer tek. Öyle evet, mi? Teşekkür birer ederiz. Tane. Sağ olun. Bungalov evler var sanırım. Şunlar yok değil mi? Yok ya, bunlar şey. Yok değilmiş. Ne bunlar? Bunlar böyle yine kamelya, kapalı kamelya. İçinde oturup insanlar çay. Yalnız bayağı hani baksana şuradan böyle aşağı iniliyor tavırlara. Evet evet. Kat kat yapmış. Kompleks şey. Olmuş bayağı. Evet. Manzara hoş. Demiş. Yani şu gördüğünüz kadar herhalde. Küçük bir yer bayağı. Ama şöyle bir durum var şimdi Erhan. Sonuçta bak bizim olduğumuz yer dağ. Oralar dağ, evet. İlerisi dağ. Hani bir ovaya kurulmuş tam böyle. Ova var. Evet. Ovalarda da yine tarım falan yapılıyor. Çünkü hani ova sonuçta bereketli, suları da var. Bir de şöyle bir durumu da var aslında. Büyük şehir merkezlerine uzak ve öyle bir ticaret yolu üzerinde falan da değil. Buranın herhalde avantajı yaşamak için. Diğer illerle ulaşım açısından. Hava yolu var. Evet, buranın arkadaşlar şu an havayı çekiyorsun hava yolu. Hava yolu derken hani havaya çekiyorum şu an. Karayolu derken. Muş'un arka tarafında da Muş Ovası biraz görülebiliyor. Hani hafif sis var ama seçilebiliyor aslında. Çok da büyük bir yer değil. Etrafı zaten dağlarla kaplı. Sana göre Muş nasıl bir yer? Burada yaşayabilir misin? Yaşanır mı? Yani yaşanabilir. Çünkü ulaşım açısından biliyorsun rahat bir yer. Evet, burada ulaşım açısından havayolu ve demir yolu bulunmakta. Evet. Karayolu da var tabii. Ama şöyle yaşanabilir. Yani eğer doğu görevi yapacaksanız
doğu görevinizi Muş merkezine geçirebilirsiniz. Çünkü rahatça kahve içebileceğiniz yerleri var, işte uçağı var, yani havaalanı var, rahatça gidip gelebileceğiniz. Kafeleri var, Migros'u var. Yani bu nedenlerden dolayı 3-5 sene doğu görevinizi yaparken rahatça yaşayabilirsiniz. Ama onun dışında hani benim ilk tercihim olmaz tabii ki. Siz de göreceksiniz videoda. Kararı siz kendiniz verin. Ama köprü çok güzeldi. Evet, Murat Nehri. Tarihi Murat Köprüsü. Evet. Biz orayı çok beğendik. Hani mesire alanı gibi yapmışlar biraz. Kafeleri falan da var. Evet. Çay bahçesi değil, park vardı aynen. Böyle kamelya falan yapmışlar. Orada zaten görmüşsünüzdür, oturduk, kahvaltımızı yaptık. Güzel bir yer. Yani doğal güzellikler çok fazla ülkemizde. Bu bölgede, Doğu Anadolu'da gerçekten görülmeye değer çok yer var değil mi? Kesinlikle çok yer var. Tarihi güzellik, doğal güzellik. Ama tabii bazı iller daha gelişmiş, bazı iller biraz daha az gelişmiş kalıyor ister istemez. Çünkü şöyle, mesela bizim videolarda size gösterdiğimiz şehirlerde İran ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. İşte Van Gölü kenarında bulunuyordu. O yüzden büyüktü, gelişmişti oralar. Onun dışında mesela Diyarbakır'dır, Mardin'dir, oralarda aşağı tarafta işte Suriye'dir, İran, Irak, oralara yakın ya da Maraş'a, Antep'e, böyle büyük yerlere yakın. Evet. Seneler içinde büyümüşler. Ama burası biraz daha dağlarla kaplı, daha küçük bir yer olarak kalmış. Ona rağmen üniversitesi, havaalanı olduğu için oldukça gelişmiş, yani çok da küçük değil. Kesinlikle. Bizim şu an yaşadığımız yere göre çok daha iyi bir yer. Evet, öyle. Şu an Kale Park'a geldik. Bilmeyen biri olarak yolda en az iki defa kaybolduk. Ne ikisi ya? Sadece buranın girişinden 100 metre kala iki defa kaybolduk. Şu an çok çok zor bulduk burayı. Evet. Çok karmaşık. Karmaşık. Böyle zaten çarpık bir kentleşme burası bayağı. Evet. Yollar çok karmaşık. Karmaşık. Nereden gideceğiz? Belki 4-5 farklı kişiye sorduk. Ona rağmen bayağı zor bulduk. Aslında çok da yer yön olarak zor bulan insanlar değiliz ama. Evet. Ben yani sen değilsin, ben zor bulurum da. Çok zorlandık. Ama şöyle göstereyim size. Güzel. Doğası çok güzel. Oo, buz gibi ya. Üşütme elini, gel. Merkezde kar yoktu pek fazla. Evet. Şu an tabii buralar bayağı yüksek merkeze göre. Hı hı. Zaten seyir tepesi de yine aynı bu civarda yükseklikteydi. Buralarda kar var ve soğuk. Soğuk, evet. Kar üşütüyor insanı. Özellikle bugün köprünün havası çok sıcak, çok güzeldi. Evet. Ben montsuz oturdum. Evet Kardelen Hanım. Ops, memnun musunuz? Evet, memnunum. Bugünkü gezimizden. Memnunum. Güzel bir gezi oldu. En azından görmediğimiz bir yeri daha gördük. 81 ilin birini daha boyayabiliriz artık. Evet. Soğuk. Hadi dönelim. Beremi unutmuşum arabada. Hadi dönelim. Üşüdün mü çok? Evet, çok üşüdüm. Thank you.
Kuşun Eniş Şehir Caddesi burası. Evet. Adı neydi buranın, biliyor musun? Bilmiyorum ama yazarız alta. Ben de bilmiyorum. Yöresel bir şeyler arıyoruz. Tatlı, yemek ya da herhangi bir ürün ama... Birkaç yere sorduk. Yani yok diyorlar. Evet. Şu an açık bir yer. Bakacağız. Muş Kalesi'ni gezdik. Aslında kale değil, Kale Park diye geçiyor. Muş Kale Park'ı gezdik. Sonra seyir tepesine çıktık. Evet. Seyir terası ya da. Ve Murat Köprüsü, Tarihi Murat Sabahta Köprüsü. Sabahta kahvaltımızı Tarihi Murat Köprüsü'nde yaptık. Şu an açıkçası başka nereye gezeceğimizi bulamadığımız için Muş sokaklarında, caddelerinde yürüyoruz. Biraz kasvetli geldi bana. Hava da biraz. Hava da kasvetli. Şehir çok çarpık, kentleşme var burada. Ama insanlar genel olarak çok yardımsever. Evet, yolda her kaybolduğumuzda, evet, herkes çok yardımcı. Birine sorduğumuzda bize çok yardım ettiler. Muş bu şekildeydi arkadaşlar. Biz geldiğimiz için çok memnunuz buraya. Burayı da gördük, gezdik, deneyimledik. Evet. Ülkemizin 81'inden bir tanesi. Kesinlikle görülmeye değer. Biraz dolaşıp belki böyle gözümüze çok güzel bir yer gelirse oturur yemek yeriz. Evet. Bulamazsak da yavaş yavaş yola çıkarız, artık döneriz. Muş'u bir günde bitiriyoruz. Günübirlik bir gezi yaptık buraya. Birazdan yola çıkacağız. Yolumuz nereye çıkıyor? Evimize. Yolumuz evimize çıkıyor. Başka gezilerde o zaman görüşmek üzere diyelim sizlere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Dönüyoruz. Eve çıkan yollar. Takip etmeyi unutmayın.